Hocam ne yapıyorsunuz? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Sevdiğim şiirden dizeleri buraya duvara yazıyorum ki buradan gelen geçen herkes görsün, aydınlansın. Çok iyi fikir. Hocam, ya. Hocam çok eğlenceli gözüküyor. Biz de yapabilir miyiz? Bilmem, yapabilir misiniz? Ha? Var mı sizin de böyle sevdiğiniz şiirler? Benim aklımda yok hocam. Gelmez tabii. Çünkü hiç aklınıza girmediği için nasıl gelsin? Hocam ben hiç şiir bilmiyorum ki. Ya ama Loçkocuğum, bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Değil mi? Evet hocam. O zaman bu elimde görmüş olduğunuz tatlı şiir antolojilerinden, istediğiniz, beğendiğiniz şiirlerden mısralar seçip bu duvarlara siz de yazabilirsiniz. Ben mesela buradan yazalım. Evet, neyle yazacaksınız? Kalemler bende. Hocam kalemle alalım hocam. Evet, hatırladım. Küçük, basit şeyler yetiyor kederlenmeye. Ya mutluluğa? Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinize? Yarın bu saçlar kısalacak. Kravatını topla. Kızım, yarın o etek boyu uzayacak. Yarın okula velin gelecek. Niye hocam? Yarın bağış yapacak. Şerifim, Şerifim! Yavaş, ne bağırıyorsun? Gereksiz. Kim açık bıraktı senin ahırın kapısını? Bırakın ahırın kapısını. Anarşi hortladı, anarşi. Ne diyorsun sen ya? Öğrenciler okulun sınırlarındaki bütün duvarlara yazı yazıyorlar. Tahmin et kim başlarında var? Kim? Hayat Hoca! Çok şaşırdım. Oğlum, o duvarları yeniden boyatmak kaça patlar biliyor musun sen? Duvarlarım, duvarlarım! Biliyorum, sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar karamsar bir dize seçmişsin. Bilmem, öyle mi olmuş? Ya belki içinden öyle gelmiştir. Yani özel bir anlamı yok aslında. Sadece hoşuma gitti. Benim de aklıma bir şiir geldi. Sana koşuyorum bir vapurun içinden. Ölmemek, delirmemek için. Sait Faik Abasyan. Çok güzelmiş. Ben de bunu yazacağım. Okusana. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Turgut Uyar. Göğe bakma dura. Çok severim. Yani ne güzel anlatmış aşkını. Bir insana güvenip onun elini tuttuğun zaman kendini hiç yalnız hissetmiyorsun. İnsanın sevdiği kişi yanında olunca her şeyi yapabilecekmiş gibi güçlü hissediyor kendini. Bence yalnız olmak, yanlış kişiyle beraber olmaktan daha iyi. Ne oldu ki şimdi bu Emela'ya? Bilmiyorum. Evet, ne oldu? Bitti mi? Evet hocam. Çok güzel oldu. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Geçin bakayım. Ne oluyor hocam? Geçin, yerinize geçin. Hayat hocam. Ha. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Şiir yazıyoruz duvarlara. En sevdiğimiz şiirleri yazıyoruz. Niye? Defterde yaprak mı bitti?
Hayır, defterlerimizdeki yapraklar hala mevcut. Ama defterdeki şiiri yalnız defteri açan okur. Ama duvarlara yazdığımız şiirleri buradan geçen herkes okuyabilir. Değil mi çocuklar? Aynen. Bir dakika, yavaş. Yoldan gelen geçen şiir okusun diye duvara şiir mi yazılırmış Allah aşkınıza? Ha? Yol geçer han mı burası? Han duvarları mı orası? Faruk, Nafiz, Şamlıbel çocuklar. O kim hocam? Müdür Bey'in cümle içerisinde kullandığı Han Duvarları isimli şiirin şairi. Bakınız, yapmayın Allah aşkına, hala şiir diyorsunuz Hayat Hanım. Ne diyeyim, ne diyeyim? Demeyin. Çünkü devletin malına zarar veriyorsunuz. Bu duvarlar bana zimmetli. Gitti canım duvarlar. Şerifim, nereden baksan 10 kilo boya yer burası. Müdür Bey, ben çocuklara şiiri sevdirmek için yaptım. Çocuklar da sevdikleri şiirleri kitaplardan baktılar, duvara yazdılar. Ne var bunda? Duvar kirletmekle şiir sevmenin ne alakası var acaba? Sanki oraya yazılınca bunlar öğrenecek. Evet, öğrenecek. Öğrendiler. Öğrenmediniz mi çocuklar? Öğrenmediniz. Buyurun. Tamam, ben buradan bir tane şair seçeceğim. Siz de bana ondan bir dize söyleyeceksiniz. Cemal Süreyya. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Bravo. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Kişi seni severse soyunur, aya karşı sever. Ölüşüne dek. Bravo. Aferin. Hocam, bir tane de benden al. Tabii ki. Söyle sevda içinde türkümüzü. Aç bembeyaz bir yelken. Neden herkes güzel olmaz? Yaşamak bu kadar güzelken. Evet. Nazım Hikmet. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Aferin. Bravo. Oldu mu müdür bey? Yeterli mi? Öğrenmiş mi çocuklar? Hı? Artık benim metotlarımı eleştirmek yerine bize artık birazcık destek verseniz. Hı? Evet. Tamam. Şair diyor ki, madem kirlettiniz, o zaman asetonla temizlerseniz duvarı. Şair Şerif Alkan. Allah'ım. Tamam mı? Hadi yürü. Hadi.